Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Merhabalar, yeni bölümle beraberiz. Şimdi önceki bölümümüzde bazı şeyleri çözmüştük ve Omnimon bir başka Royal Knight arkadaşının sinyalini bulmuştu, Galantmon'un. Biz de şimdi buraya onunla karşılaşmaya gidiyoruz. Bakalım Galantmon'u kendi tarafımıza, kendi safımıza çekebilecek miyiz? Lion-like Digimon. Aslında Galantmon'u tespit etmiştim ama bu Leopardmon dedi. Sen şu an onların yanında bulunaraktan kendi unvanına leke sürüyorsun. Hani Royal, yani gururlu Royal Knight'tan şey mi yaptı? He is member of Royal Knights too. You have got explaining him. Neyi açıklayacak? Çok naifsin. Şimdi amacımız King Dressel'in emri doğrultusunda dünyayı yok etmek. Royal Knight'ın söylediği şey bu. Ama burada Omnimon bizim tarafımızda. Ve burada da söylüyor. Tek yolu bu dünyayı yok etmek. Tabii ki başka opsiyonlar da olabilir ama kimin umurunda? Bu da Dynazmon. Sen de Leopardmon'a katıldığını söyleme bana dedi. Kokude ketçak sukonaru işi o jama suru. Da. Yamete yo. Anta datte Royal Knight nan de sho? Durun lütfen. Hepiniz Royal Knight değil misiniz? Omnimon gibi. Sen daha erken mi ölmek istiyorsun dedi. Bu kadar yeter dedi Leopardmon. Ne geldi? Galantmon. Bu kızın söylediklerinde doğruluk payı var. Bu alanı şey yapın Galantmon. Sen de mi bize karşı insanların tarafı tutuyorsun? Destruction Eater Unleash Our Digital World. Yani bu Eater'lara sebep olun, işte bizim dünyamızı yok etmeye sütüyen dedi. Üç tane Royal Knight daha gördük. Dijital dünyada her şey Eater'lar tarafından yok ediliyor. How can that be? Everything is really how Omnimon says. Royal Knight'lar işte dijital dünyadan bu korumak için Eater'larla mücadele ediyor tabi. Ama bunların sonu ardı kesilmiyor bundan dolayı. Burada kaynağı yok etmek amaçlı. Çünkü Eater'ların oluşma şeklini hatırlarsanız insanların belli emotional datalarından ortaya çıkıyorlardı. Şimdi burada bir fikir ayrılığı var. Bir kısmı bunun yanlış olduğunu düşünüyor Omnimon ve Galantmon gibi. Bir de
Tam tersi, King Drasil'in emriyle burayı yok etmeye çalışanlar. Şimdi bu dimensional yani boyutlar kapıyı kapatmamız gerekiyor bir. İkincisi diğer Leopardmon'un yanında olan ya da olmayan Royal Knight'ları ikna edip kendi tarafımıza çekmemiz gerekiyor. Açıklayabildiğimiz kadar açıklayarak onları ikna etmemiz lazım dedi. Diğer Royal Knight'lara bakalım dedi ve biz siber dedektif için böyle de bir vakamız oldu. Nokia diğerleriyle birlikte gitti. 1000 CSP'mizi de aldık. Şimdi. Map. Her zaman için başladığımız yere geri dönüyoruz. Nakano'ya. Bir de bakalım orada. Pete'in bizim için bir şey ya da farklı bir vakamız, davamız var mı board'umuzda? Muhtemelen board'da yeni bir şeyle karşılaşırız. Tabi hala Kremi'nin yokluğuna alışamadık. Benim için arayabilecek vaktiniz var mı? Şu an bir vaka üzerinde çalışıyor musunuz dedi. Beni hatırladınız mı? Bu Yamashina diye bir eleman vardı hani. Bir şeyleri tam olarak hatırlıyordu, hatırlamıyordu falan. Kızı bizi rahat bırakın falan diyordu. O kız arkadaş geri geldi. Daha önceden tuhaf davrandığımı biliyorum. Özür dilerim dedi. Kamishiro tarafından ihanete uğramışlar. Central Hospital vesaire şudur budur olaylar ilerlemiş. Şimdi babasıyla ilgili de mevzu var. Bir karışık. Çünkü babası da anılarının bir kısmını hatırlamıyor. Hastaneye kendisini kontrole gideceğiz. İki tane case'imiz var. Numenon Strikes Back. Central Hospital. Bizim zaten gitmek istediğimiz yerlerden. Bu da Central Hospital. İlk önce bunu alalım. Dursun. Şu 3 yıldızlıyı alalım bir. Central Hospital'a git gel yapacağız gibi gözüküyor. İkisi de Urgent Case sınıfında. Gerçi birincil öncelik olan değil. Kırmızı değiller. Yuko. Çalışıyor musun dedi. Seninle burada buluşmayı unutuyordu. Ben sadece kardeşim bakmaya gelmiştim. Bana seni Marpuç'u hatırlatıyor dedi. Kardeşimle ilgili konuşmaya ihtiyacı var biraz. Benim kardeşim Yugo. Kendimi felaket üzgün hissediyorum. Ona dokunmam ya da onunla konuşmam, hani hiçbir tepki alamamam falan, bunlar benim yüreğimi çok fazla kırıyor falan. Bu sonsuz bir uykudaymış gibi. Eden sendrom, yani Eden sendromuna sebep olan şeyi bulmak istiyorum. Eden'i korumak istiyorum ve kardeşimi kurtarmak istiyorum.
Tabii ki her zaman yanındayız. そうでしたか。わかりました。 General Ward'a inelim, orada bir şey yapabiliyor muyuz? Görebileceğimiz, bakabileceğimiz bir şey var mı? General Ward'da yoksa da lobiden zaten bir connect jump görmüştük. Oradan bakarız. Gerçekten şu an son ihtiyacımız olan şey bir medal. Lobiden gideceğiz gibi gözüküyor. Evet, şimdi. Yardımcı olacağım. Ben de seninle birlikteyim dedi. Confused man. Yine bir keyword'umuz var. Forbidden Hospital Room. Başka var mı? Zaten aslında biz aradığımızı bulduk. Burada çok ilginç tipli bir arkadaş var. Şimdi Connect Jumped. Bu nereye gidiyor? Biz böyle Yuko'yu ortada bırakıp gitmiş gibi olduk ama artık Yuko alışmıştır ya. Yani burada bir Numenon görevi var. Şimdi sen ne diyorsun? Burada bir problemi var, Digimon varmış. Bakalım bakalım. Evet. Şimdi en sevdiğimiz bir sürü yere ışınlanıyoruz. Aslında bu dijital labirentler bir miktarda birbirlerine benzerlik gösterdiği için bir yerden sonra alışabiliyorsunuz. Mesela şimdi şuradan gideceğiz. Diğer tarafa atacak bizi. Oo, neydi bu? İsmini hatırlayamadım. Nightmon. Sen data türüsün. Dolayısıyla bu sana süper efekti vuruyor. Yok etti direkt, yok et. Gaugamon 20. Çok fazla ışılanma noktası var. Şimdi buradan aşağı atlayabiliyoruz. Şuradan yukarı ışınlanabiliyoruz. Bir sürü sandık var. Bu sandıklardan artık yani böyle memory haplar falan çıkacak diye. Hiçbirini de es geçmek istemiyorum aslında. Tamam, şimdi şuraya tekrar gidelim. Çünkü başlangıç noktası döndük. Yukarıdan gidip aşağıdan çıktık gibi oldu. Eğer şuradan zıplarsa. Datayı aldıktan sonra bunlarla vakit kaybetmek çok istemiyorum çünkü gerçekten az experience vermeye başladılar. Ki özellikle benim kendi özel experience farmımdan sonra çok cazip gelmiyor. O experience farmını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Başlangıç noktasına geri döndük.
無理しちゃダメだよ。Şöyle bir otayı alıp keselim bunları. Belki buradan bir şey çıkar. Deneyim puanı olarak bir şey çıkartırız yani. Windclaw! 1000 vereceğim mi? Yok ya. Gerçekten çok düşük geliyor. Gerçi genellikle ben kayıt dışında eğer bir şeyler yapıyor olursam az çok demiyorum, bunların hepsini kesiyorum. Deneyim puanı deneyim puanıdır mantığıyla. Şimdi şu ortada kalan alan bizi güzel bir yere götürebilir bence. Evet. Haa, başlangıca gördüm. Mantıken sağ taraftaki de bizi sağ taraftaki portala atması gerekiyor. Bakalım. Ortadan devam edeceğiz sanki. Evet. Tabii bu kadar zıplamaya siber vücut mu dayanır yani? Başımıza gelenler bence çok normal. Hemen şuradan da bir zıplayalım. Nereye geldik? Nereye geldik? Çok az deneyim puanı arkadaşlar. Güzel. Data olaraktan %100'ün üzerine çıktı. Şimdi Monk Disk. Stat artışları için bunları ekipman olaraktan Digimonlarımızla verdiğim şeyler. Özellikle diskler önemli. Niye diyeceksiniz? Diskler çünkü stat artışı olaraktan gerçekten iyi stat artışları veriyor. Diğer attachment'lar kadar düşük vermiyorlar. Bizi sola atsa diğer kutunun olduğu yere güzel olur mu? Enerji disk. Buradan bizim bir yere gitmemiz lazım ya. Aa, bir dakika. Yani şimdi şu an ayıldım aslında mevzuya. 8 tane Shakamon Shell'e ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani biz boşuna geziyoruz. Karşımıza çıkan Shakamon'ları yenip Shell elde etmemiz lazım. Numenon bu normalde üzerine bir şey alabiliyor. Salyangoz kabuğu alabiliyor. Bunun için 8 tane Shell'e ihtiyacı var. Yani biz bunları yeneceğiz. İki tane daha bulduk. 4 tane bulmuş olduk galiba toplamda. Bu tarz durumlar için yanımızda bir tane rookie seviyesinde natural Digimon taşısak aslında böyle gezmek zorunda kalmayız.
direkt Digimonlarla karşılaşma yeteneğini kullanabiliyorsunuz o zaman. Olduğumuz yerden spamlayabiliriz. İki tane daha bulduk. Şöyle artık çıkışa doğru koşalım. Son iki taneyi daha bulursak. Evet, son iki taneyi daha bulduk. Sekiz şeyimiz oldu bence. Atak Charge Field'ı öğrendi. Speed Charge Field'ımız vardı, Atak Charge Field'ımız oldu. Yeni formumu alabilirim dedi. Evet. Şimdi benle dalga geçemezler. Bu şekilde benle eğlenemezler. Ve bizimle savaşmak mı istiyorsun? Senin için onca yaptığımız şeyden sonra. Direkt tek attı. Bir sonraki sefer senin o kabuğunu alırız ha diye. Arkadaşlar yaptı. Tamam. Numenon görevimiz burada tamam. Bizim artık hastanede şu bir gizli bir odadan bahsediyorlardı. O gizli odayı bulmamız gerekiyor. Tabi ama bu gizli odayı bulma olayını... Bir sonraki bölüme bırakacağız. Bir sonraki bölümümüzde şu hastanedeki o gizli oda, Digimon seslerinin falan geldiği bir odadan bahsediyorlardı. Bir hayalet oda tabiri caizse. O odayı bulacağız ve bakalım hastanenin arka planında neler dönüyor. Hani biz niye bu arkadaşın babasını bulamıyoruz? Onun sorunun cevabını bulmuş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.